Aynı Zekeriya Köy gibi fiyat valla. Eski sevgilin yazmış mı ona bakabiliyorsun. Gezdiğim villalarda en sevdiğim cam detayı oldu şu ana kadar bak. O bile sırf en az 200-300 bin liralık bir maliyet yani. Arkadaşlar! Burçin'i hatırlıyor musunuz? Unutmuş olamaz. Şu ana kadar bakın 120 tane, 130 tane ev turu yaptık. Artık bu işin kalibresini günden güne arttırıyorum. Şu ana kadar en iyi tepki çevremden de Burçin'le olan videomdan geldi. Çünkü Burçin gerçek hayatında videonun önünde de gerçekten aynı. O kadar samimi ki ve aynı zamanda da içinde profesyonel. Vallahi hayranım sana Burçin. Beni hatırlamaları için şöyle olması lazım. Bir, seçimi açmam lazım. İki, bir de İbrahim Tatlıses ceketim yok. Bugün o yüzden turuncu muydu o günkü? Turuncu da İbrahim. O videodan sonra tepki geldi mi? Tüketme falan diye. Yok yok ama şeyi çok duydum. İbrahim Tatlıses'in kızına çok benzemişler biri. Ben sürekli evde böyle gezdim. Ceketimden kurtulmam lazım. Bütün videoyu İbrahim Tatlıses gibi gezdim. Bugün İstanbul'dayız. Beylikdüzü'ndeyiz arkadaşlar ve harika, manyak bir villa gezeceğiz. Burçin yeni portföyünü almış ve bize kaç odalıydı ya? 7 odalı bir portföy hem de 2 tane salonu var. Bana gönderdiğin fotoğraflardan gördüm Burçin. Özel havuzu mu var oranın? Ya aslında bunları çok uzun uzun konuşalım istiyorum çünkü ben çok heyecanlıyım. Hı-hı. Dışarı bir havuzum var. Havuzum açılır, kapanır yani yaz kış kullanabiliyorum. Isıtmalı ve tuzlu sulu. Tuzlu su. Deniz gibi yani. Vay be. Bulunduğumuz yeri ve bir çevreyi anlatalım arkadaşlar biz size. Biz o kadar heyecanlıyız ki direkt havuzdan girdik, evi gezdik falan. Bak hayatı hep kaçırıyoruz. Kaçırıyorsun hayatı, değil mi? Gezelim, yeşilin tadını çıkar. Bu arada Burçin bana bahsetmişti. İki tane çok önemli bir marinanın tam ortasındayız. Büyükçekmece marina var sağ tarafında. Hemen şuradan görünüyor şu beyaz çizgili. 1,5 milyar euro yatırım yapılmış. Harika bir marina. Diğer tarafımızdaysa da Yakuplu marina var. Bu taraftan deniz otobüslerini falan kullanabiliyoruz artık. Hı-hı. İdo'nun deniz otobüsleri var. Burası çok uzun bir sahil. Yaklaşık 12 kilometre kesintisiz yürüyebiliyoruz. Gel şöyle biraz yürüyelim. Hadi. Arkamızda devasa bir yeşil alan var böyle. İnsanların oturup sohbet ettiği, özellikle pandemi dönemi burası çok kalabalıktır büyük ihtimalle. Hayatımızdaki bütün dinamikler zaten farkındaysan ondan sonra değişti. Çok. Ev anlayışımız değişti. Sosyal evlenmeye yaşamla karar verdim ben ondan sonra. Sonra ne yaptın peki? Evlenmedim. Doğru olan çünkü karar. Pandemi bitti. İşte böyle şeyler değişti hayatımızda. Tabii. Bazıları çok daha fazla çocuk yaptılar. Evet. Onlar şu alanlar var. Işte... 12 kilometre mi burada boydan boya? Daha uzun aslında ama kesintisiz bugün sabah yürüyüşe çıkacağım ben sonra işe gideceğim dedin. 12 kilometre net olarak yürüyebiliyorsun. Hatta yazları şurada çok tatlı bir plaj var. Oradan denize giriyorlar. Benim çocukluğum Kumburgaz'da geçti Selimpaşa'da. Bizim yazlığımız oradaydı. 10-12 yaşına kadar bütün yaz orada geçirirdim. Marmara Denizi'ni yiyordum. 5 sene önce falan ya. Aynen. Daha çıtırım. Taliplerimi bekliyorum. Şimdi gezeceğimiz villa Mavera villalarında. Buradan arabayla kaç dakika? 5 dakika sonra evdeyiz. Evdeyiz. Arkadaşlar villada görüşürüz. Ne yaptınız? Şimdi Mavera'nın önüne geldik. Burada toplam kaç villa var? Şimdi burada toplamda 10 tane ikiz villa var. Yani 20 tane aile yaşıyor ipi topu. Bizimki anladığım kadarıyla burada site böyle villalar yan yana konumlandırılmış. Ortada böyle bir yol var. Kot farkları var. Katlı İnception olarak gibi. İniyor. Dalga dalga. Dalga dalga. Dış cephe tazelemesi yapıyor burada ev sahibi. Kiracım var burada daha çok ev sahibim var. Ağırlıklı olarak ev sahibim var ama son dönemlerde kiralara talep arttığı için kiracı sayısı da artmaya başladı. Sen Alkent'te çok çalışıyorsun. Göl İstanbul lüks villalarda çalışıyorsun. Orada da kiralarda artış oldu mu? Şu an mesela kiralık yer bulamıyoruz. Yok değil mi? Yok. Kara borsa gibi olmaya başladı kiralama. Çünkü insanlar mevcut da işte güvende hissetmedikleri o apartman dairelerinden tek katlılara ya da işte müstakil villalara geçmek istiyorlar. Mesela buradaki villayı alsam ne kadar kiraya veririm bugün? Şöyle söyleyeyim. Biz bu videoyu yayınlayana kadar bile fiyat değişmiş olabilir. Bugün olabilir. Verdim. Böyle bir villayı bugün 80 bin bandına, 80 bin 100 bin bandına kiraya verebilirim. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Wow. Yapmıyorum. Aynı Zekeriya Köy gibi fiyat. Vallahi. İşte müstakil villada kirada lokasyonla ilgili bir fark kalmadı artık. Bence fiyatlarda da o fark kalmamaya başladı. Bak çok güzel bir bilgi verdi aslında Burçin. Lokasyon fark etmeksizin aşağı yukarı böyle bir villa, bahçeli bir yer aldığında, kiralamak istediğinde fiyatlar aşağı yukarı artık aynı. Hani şurada bu kadar, burada bu kadar. Kalmadı o. Çünkü şehrin içinden şehrin kuzeye ve doğuya batıya bir göç var. Çünkü İstanbul'da 30 milyon kardeşim yani. İstanbul'da bambaşka bir şekilde gelişiyor. Yani arka tarafa dönüyorsunuz sanayi bölgesi. İşte bir tarafta hala yaşam var. Aşağı iniyorsunuz sahil.
yaz, güneş. O yüzden burası bir merkez artık. Sahili çok sevdim bu arada. Peki şimdi biz sitenin sonuna geldik. Buraya araba park edebiliyor muyum? İçeriye araçla girebiliyoruz. İstersek kullanabiliriz ama aşağıda oldukça büyük bir otoparkımız olduğu için mesela bu villanın 3 araçlık yeri var hatta. Bu arada kapalı otopark var arkadaşlar. Yazı var, kışı var. Ana giriş kapımız burası ama ben her yere tersten girmeyi sevdiğim için biz asıl önemli olan kısımdan yani bahçeden giriş yapacağız. Sonuç itibariyle bina bir yere kadar bizi hayatta tutan bahçe. Çimdir. Çim. Evet, burası villamızın bahçesi arkadaşlar. İlk önce bahçesinden başlayalım. Bir de havuzu varmış, ona da bakacağız şimdi. Yiğit'im burada dedik ki 20 tane aile yaşıyor ama bu aile buranın en büyük bahçesinde yaşıyor. Öyle mi? Evet. Sitenin en büyük bahçesi bu villada 750 mı? 750 metrekarelik bir oturum alanı var buranın. En büyük bahçe. Zaten köşede olduğumuz için payımız da daha yüksek. Bir de villa sahibi her şeyi yeni baştan yaptırdığı için hikaye tamamen bambaşka. Nereden anlatmaya başlayacağımı bilmiyorum. Şu an ev sahibi burada oturuyor ama kendisi taşınacaklar yaşıyor. Mı? Ona biz daha büyük bir villa aldık. Burası da zaten yeni taptaze her şeyi bitirdi. Tam yaşamaya başladılar. Taşınacaklar. Onlar taşınca da biz de yeni sahibiyle burayı buluştururuz diye düşünüyoruz. Çocuk oldu mu hayat ona göre değişiyor. Her şey ona göre. Allah'ım inşallah ben de çocuk sahibi olmak istiyorum 3 sene içerisinde. Amin. Bu arada herhalde kalabalık bir aileler böyle çok güzel bir oyun alanı yapmışlar. Ağaç ev yapmışlar çocuklara. Salıncak, akülü araba. Bunların hepsi benim dikkatimi dağıtıyor. Dikkatimi dağıtan şeyler. Bence salıncak bulunca hemen sallanmak isteyen birisi oldum. Burada 4 tane çocuk büyüttüler. Dolayısıyla her şey onların konforuna göre yapıldı. Bahçede 2 tane palmiye ağacı var. Bu da son dönemin modası. Mesela bizim Göl İstanbul'a gel. Her yerde ikişer ikişer palmiyeli. Palmiye müthiş bir şey ya. Şöyle evin dış cephesi de benim hoşuma gitti. Birazdan içini tam gezeceğiz modern arkadaşlar. Çizgiler. Şurada bir balkon teras var. En üstte de bir balkon var. 2 tane terasımız şey var. İkisi de deniz görüyor. Minik malikane diyebiliriz. Burada havuzumuz var. Arkadaşlarınız da partileyebileceğiniz. Aile gelir diyorum ama. Yaz kış kullanabiliriz burayı. Çünkü hem ısıtıcısı var hem kapanabiliyor. Aynı zamanda az önce birazcık konuşmuştuk. Klordan daha sağlıklı olan tuzlu su kullanıyoruz. Şu an girilir. Hani yüzemezsin saatlerce ama şu an girilir Mehmetcan'cığım. Girsen alışırsın ama. Bakayım tuzlu mu? Yemin ediyorum tuzlu. Vallahi tuzlu. Yalan mı söyleyeceğim ya? Şimdi burası havuz alanı. Burası peki açılıyor kapanıyor mu? Ben burayı tam anlayamadım. Evet üstünü açabiliyoruz. Yazları açtığımızda tam güneşten faydalanıyoruz. Kışları kullanmak istediğimizde havuzu ısıtıyoruz ve üstünü kapatıyoruz. Havuzu nasıl ısıtıyoruz? Yani hem açık kapalı havuzumuz var bahçemizde. Wow. Yaz geliyor ya hazırlanmış. Ben bugün mesela güneşlenebilirsin yani. Biraz bronzlaşabilirsin. Biraz üzerine bir krem mürem sür. Mesela ben de Allah'ım inşallah 3 yıl içerisinde kesintisiz tatil yapabilirim. Hayata bakış. Neyse gel bak çocuk yapmak istersen sana şahane bir villa gezdireceğim. Hadi bakayım. Yiğit'im. Mesela şu ısıtıcı. Kışın oturmak için aslında çok ideal. Kış terası arkadaşlar. Kış bahçesi. Ve bu kapılar sürgülü anladığım kadarıyla. Evet. Sürgülü cam kapı kullanıyorum. Bahçeyle yazın, birleşiyor. Yazın açtım. Buradayım. Kışın kapattım. Isıtıyorum. Kışın da yine buradayım. Şu ne acaba? Şunu merak ettim. Sineklik diyormuş. Aa şey yazın rahat oturmak için sivrisinekleri uzaklaştıran. Bildim mi? Salladın mı acaba? Yo doğru. Doğru değil mi? Tabii tabii ondan sinek kovar yani. Peki bunlarla beraber mi satılacak bu ev? Biz buradan hiçbir şey çıkarmayacağız Yiğit. Kişisel önemli bir soru sordum. Evet, kişisel eşyalar dışında bir şey çıkarmayı düşünmüyoruz. Yani bu haliyle anahtar teslim vereceğiz. Bahçe mobilyası falan dahil. Yok o kadar. Çünkü diğeri de villa o zaman gideceğine göre. Yani. Şimdi mangalı yaptık, havuzda yüzdük, geldik. Ne oldu? Karnımız acıktı. Gel alayım üstüne. Şimdi beni hatırlamayanlar için şey yapayım mı ben Yiğit'ciğim? Bu saçımı da bir açayım. Oo. Hatırladınız mı beni? Artık hatırlamış olmanız lazım. Kanalda bu kadar yoğun, kabarık saçı sahip kimse yok. Hani sürekli böyle dolaşan kız o benim işte. Bir gün turuncu, bir gün beyaz giyiyor. Evet, şimdi evimize terastan girdik. Bir yemek masası alanımız var. Bütün aileyi hep beraber oturabileceğimiz bir yemek masamız var. Hani orada oturmak istemiyoruz, içeride vakit geçirmek istiyoruz dedik. Burayı kullanıyoruz ve bir mutfak. U şekli. Şeklinde açık. Biz hanımların öldüğü bitti ama benim asla girmediğim. Ben sende o vibe'ı aldım. Yemek yapmıyor bence Burçin. Ya, yemek söylüyor. Dışarıdan yemeği de ama sevmiyorum. Ama yoğun çalışıyorsun ki. Hem yoğun çalışıyorum hem mutfağı sevmiyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Vaktim olsa da girmezdim mutfağa ama yemek yemeyi çok seviyorum. Yedim. Yalnız Burçin'in gözlerini göstereceğim. Böyle bir göz Türkiye üzerinde hiç yok. Tar mısınız? Ne? Sarhoş gibi 3-4 renk var galiba. İçinde yeşiller, griler. İnanılmaz. Yeşiller. Şimdi burası mutfağımız. Başka mutfak var mı Burçin? Yukarıda bir ufak bir kitchenetimiz var ama asıl ana mutfağımız ufak, bu. Burası, şimdi katlı bir villada olduğum için ihtiyaç dahilinde üstte de kullanabileceğim ufak bir yer var. Mutfak mobilyalarımız böyle. Bunlar yine tekrar söylüyorum. Tertemiz. Orijinalinde olmayan mülk sahibimizin kendi zevkine göre yapılmış. Bence çok da ince düşünülmüş. Ankastrelerimiz var. Siemens marka. Bunların tamamını zaten biz giderken bırakıyor olacağız. Her şey kalacak burada. Evet, cam Siemens marka. Fırınımız var ve üstünde mikrodalgamız var. Her şey tertemiz. Sanki böyle yeni alınmış gibi. Tezgah yine çizilmez. Antibakteriyel olan tezgahlardan. Buzdolabını bırakmaz herhalde artık yani. Bırakmaz diye
düşünüyorum ama gideceği yerde de çift kapılı dolap sığabiliyor. Dediğim gibi sağlıklı yaşıyorlar çünkü dolapta evet. Bayağı bir kefir gördüm. Güzel bir dolap. Evimizin asıl ana giriş kapısı burada Yiğit'ciğim. Dolayısıyla biz de eve girerken bir antre karşılıyor. Yine aynı mahremiyetle içeri giriş yapıyoruz. Girer girmez paltomuzu çıkarıp asabileceğiz. Burası mıydı? Burası. Ben direkt sandalyenin üstüne attım. Bir vestiyer alanımız var. Hoş geldin Ramazan. Bu arada Ramazan ayındayız. Evet. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin. Burası da ana girişimiz. Şöyle bir bakalım. Rüzgarlıkla giriyoruz buraya. Dolayısıyla. Rüzgarlık mı deniyor böyle bir alana? Evet, bu alana bazen rüzgarlık çift giriş deniyor. Diyorlar. Çift giriş olarak da düşünebilirsiniz. Ana girişimiz burası böyle arkadaşlar. Burası rüzgarlıktı. Şöyle bir açıdan asıl girişimiz burası. Girdiğimiz bahçe kapımız orasıydı. Burası ne? Burası rüzgarlıktı. Burası teknik oda. Kapı kilitli o nedenle. Şimdi burada bir oda var. Yaşlandık çıkamıyoruz. Hastalığımız var. Geldi. Sağlığımız var. Merdiven ya da evimizde yardımcımız var. Onun için kullanabileceğimiz bir oda. Odalarda var. Klimalar var. Klimalar da teslim paketinin içerisinde bu arada. Yani biz bunları bırakacağız. Odaların hepsi kare şeklinde arkadaşlar. Bu girişteki oda yaklaşık 22-23 metrekare civarında. Burada akıllı ev sistemi var galiba. Evin tamamında evde. Evet akıllı ev buradan sistemi kullanıyoruz. Alarm kurabiliyorsunuz, alarmı açabiliyorsunuz, devre dışı bırakabiliyorsunuz. Hırsız alarmı, yangın alarmı. Evin kameralarını, dış kameraları izleyebiliyorsunuz. Eski sevgilin yazmış mı ona bakabiliyorsun. Yol durumuna, trafiğe bakabiliyorsun. Mesajlar. Yiğit senden bıktım artık bir daha beni arama tamam. Aşağıda saunalar, ıslak mahaller var. Öyle mi? Ona en sonu gezelim mi? En son gezelim, en yukarı gezelim. Belki kapalı otoparktan Bodrum kata giriş vardır. Aa garaj. Ya. Sen bu işin pirisin. Sen bu işi biliyorsun. Hatırladım. Garaj var aşağıda. Burası evimizin salonu. Peki şu görüntünün güzelliği ne olacak? Kışın havuza giriyorsun ya da girmiyorsun. Evde oturuyorsun ve bunu görüyorsun ya. Bu arada gezdiğim villalarda en sevdiğim cam detayı oldu şu ana kadar. Bak böyle bir yatay. Yatay. Düz değil, yatay. Derinlik veriyor salona. Derinlik veriyor. Tüm gün ışık alabiliyorum. Sanki yukarıdan bakıyormuşum hissiyatı veriyor evet. Aslında. Televizyon küçük abi bayağı. Yani bayağı küçük yani. Burada düşünsene PlayStation oynadın abi. Televizyonu şöyle, FIFA, şöyle ölç. Modern Warfare 2. İlgi de o. Kapışmak isteyen varsa her akşam Domination'a beklerim. Burçin bu perdeleme sistemi de var burada gördüğünüz gibi. Mesela storlar var. İstediğimiz zaman açıp kapatabiliyoruz. Evet. O da akıllı ev sistemine dahil. Deneyelim mi? Anladığım kadarıyla bununla. Ya ama bu çocuğun her seferinde başarılı olması benim artık sinirlerime dokunuyor. Her şeyi tek seferde bulamazsın ya. Slowly. Romantik bir ortam. Hayatım ne içersin? Televizyonda da bir şeyler açarız şimdi. Şıkt. Bu da evin içinde satılacağı için. Sana şöyle söyleyeyim. Bugün bunu yaptırmaya kalksan. Bak 3 tane store perde var. Kafa başı 10 bin liradır bunların tanesi. 5-10 bin liradan başlıyordur. En aşağı. Bir kere bastığın zaman kalkıyor. Şimdi Burçin. Efendim Yiğit. Tavan yüksekliklerimiz güzel arkadaşlar. 3 metreye yakın bir tavan yüksekliği var. Bu da bayağı bir ferah bir ortam katıyor. Ve bu arada yerler fayans. Güzel bir beyaz bir fayans. Duvarlarımızda da duvar kağıdı var. Kaplama. Kaydırmazdır bu fayansın özelliği. Evet. Şimdi yani ıslak mahallen gelip çıkma ihtimalim varsa da kaydırmaz seramik olarak. Güzel bir detay yani bu arada. Senin de dikkat ettiğin mesela. Benim ayakkabılarım kayar normalde hiç kaymadık. Yani çırılçıplak aşın. Havuzdan çıktın mayoyla koşa koşa yemek aldın çıktın kayıp gebermezsin yani. Bazı insanlar duşta düşüp ölüyor ya. Ne kadar iç açıcı konuşuyorsun. Evet. Ağzından bal damlıyor. Ağzından bal damlıyor. Bazı insanlar duşta ölür. Burada ne böyle? Burada böyle bir galeri boşluğumuz var. Aslında şurayı kapatmışlar çocuk olduğu için güvenlik nedeniyle ama altı var mı? Altıdan fazladır. Ferah yapmış değil. Böyle. Ya buraya aslında bambaşka bir şey de yapılabilir böyle. Düşünsene su akıtıyorsun böyle hani şey su tam Dubai'li gibi. Burçin çok kısa bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Aşağıdaki şey. Odada da vardı Dyson. Burada da var. Yer süpürgesi var. Bunların adı neydi? Robot süpürge. Her katta Dyson robot süpürge var. Ev devamlı temizlik tertemiz. Halinde. Yani. Tertemiz. Tertemiz. Burada bir çocuk odamız var. Genç odası değil. Diyelim burası için. Galatasaraylı bir gencimiz. Evet. Galatasaray. Kendine ait giyinme odası ve banyosu var. Banyosu var. Evet. Bakalım. Ya burayı istersek misafir odası olarak da kullanabiliriz. Şanslı bir genç. Evet. Kendine ait. Bir de bu genç odasının kendine ait kendi şey, banyosu var. Giyinme odası var. Yani aslında bir ebeveyn yatak odası gibi düşünebilirsin burayı. Büyük. Ama aslında bu değil. Benim hiç böyle odam olmadı gençken ya. Senin oldu mu böyle evet, odam? Benim ayrı giyinme odam var Yiğit'ciğim. Direkt. Evet. Aa. Ya bir yatak odam var bir de ayrı giyinme odam var. Bu arada genç odasının balkonu da var. Ne görüyor? Ne görüyor? Havuzu görüyor. Deniz görüyor. Oğlum ne şanslı bir çocuk ya. Balkonun Tandı. Büyüklüğüne bakar mısın? Biz seninle az önce şurada aşağıda gezdik, yürüdük. Aha. Oradan yukarı çıktık eve geldik Yiğit'ciğim. Baksana aslında bizim villa site içerisinde ama tamamen müstakil. Kimseyle herhangi bir bağlantısı yok. Yanındaki yok. Komşuyla ilişkisi yok. Bir de ön taraf boş ya şu an Yiğit'ciğim. Burası park bahçe alanı olarak gözüküyor.
Ama velev ki oldu, bir şeyler değişti, düzen değişti. Oraya zaten yine maksimum iki katlı bir şey yapacaklar için bizim önümüz yine kapanmıyor olacak. Biraz da biz zaten eğim yüzünden yukarıdayız. Kat farkımız var o arada. Zaman bu villa en fazla bizim bahçe duvarına kadar gelir. Benim evet. Önümü hiçbir şekilde kapatmaz. Bu arada havuzun üstündeki o kapatma sistemi de büyük ve ciddi. O bile sırf en az 200-300 bin liralık bir maliyet yani. Yine burada da bir çocuk odamız var. Bir farkındaysan odalarımın hepsi böyle muntazam, girintisiz, evet. Çıkıntısız. Dolabını da koyabilirsin. Herkesin benim gibi giyinme odası olmayabilir. Ben bunları genellikle şey olarak adlandırıyorum. Yani Amerikan tipi bir katta 3-4 tane kare şeklinde odalar var. Bu da yine balkona çıkıyor. Ortak balkonu kullanıyoruz. Burası da deniz görüyor. Yattığım yerden denizi görüyorum. Ben olsam mesela yatağımı böyle koyarım. Sabah bu uyandım. Tık doğdu güneş. Buna ne deniyordu ya? Cibinlik. Gelinlik diyecektim, cibinlik. Alttan hep evlilik mesajı. Hep evlilik mesajı ver. Evet. Bir diğer odaya bakalım. Yiğit'cim burada da yine banyosu olan bir çocuk odamız var. Evin içerisinde toplamda 5 tane banyo. Bir tane ortak, aşağıda gördüğün ortak banyomuz vardı. Burası da aynı manzaraya bakıyor arkadaşlar. Ay. Burası da yaklaşık 25 metrekare bir oda. Burada da bir şu an ev sahibinin çocuğu kalıyor diye düşünebiliriz. Tüm odaları aktif olarak kullanıyoruz. Burada ama bir önceki odadan farklı olarak Mehmetcan'ın bulunduğu yerde banyo var. Burada da gayet büyük otel boyutunda bir banyo var. Odalar büyük. Burada bir çamaşır odası var. Kurutma makinesi. Siemens marka çamaşır makinesi. Bunları götüreceklerdir zaten büyük ihtimalle. Onları götürecekler. Burayı güzelce çamaşır odası olarak değerlendirmiş olduk. Evde kullanılmayan, atıl, boş hiçbir şey yok. Ben yalnız şu beyaz ışıkları değil. Ben hiç daha çok ben sevmiyorum. Gün ışığı. Sarı ışık. Gün ışığı. Gün ışığı evde. Çünkü enerjini değiştiriyor. Hastane ışığı gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Burada ortak banyo var. Hani o banyosuz olan iki tane odamız var ya Yiğit'cim. Burada 4 oda gezdik. İkisinin banyosu var. Hı. Bir tane de Yiğit'cim. Bir tane de ortak banyomuz var. Şimdi bu katı gezdik, bitirdik. Evet. İkinci kat bitti. Üçüncü kata çıkıyoruz. Yerlerimiz bu arada ikinci kat ve üçüncü katta da tahmin ediyorum. Full lamine, parke, gıcır gıcır. Burası da master bedroom mu? Evet, biz üçüncü kattayız artık. Master bedroom'dayız. Biliyorsun insanlar genelde bu çatı piyesi olayını çok sevmezler. Evet ama bu çatı olmadı. Piyesi farkındaysan benim boyum kısa hadi. Ama hadi senden ölçersek. Diyelim. Ben de çok uzun sayılmam. 1.80'im. Merak edenler çok var abi boyun kaç diye. 1.80'im arkadaşlar. O yüzden beni hiç boğmadı. Camımız var yine. Aydınlatma camımız var. Şöyle geçeyim. Buradan anlatacağım çünkü. Söyleyeceklerim bu kadar. Tavanı aşırı sevdim. Bu yalıtımlı bir tavan bu. Malzeme. Abi buna dokunmanız ekstra lazım ya. Ve işte su yalıtımı sağlıyor. Mehmetcan sen gelip dokunsana bak. Dokulu. Hiç böyle bir çatı gördün mü? Normal boya değil. Kumaş gibi. Güzel. Kumaş gibi ya. Bayağı beğendim. Ben yatağı çok beğendim. Bunu yatakta diyecektim. Çok fazla vakit geçiren birisi olarak yatağa bayıldım. Ev sahibi yani. Kızmasın bana ama şöyle bir ayaklarımı koyacağım. Şimdi bu evde böyle salona koyduğun yataklı sinema koltukları var. Aynı onun gibi. Çünkü şu anda eşinle, partnerinle beraber veya istediğin ihtiyaç şu. Suyu koyacaksın. Su içmeden olmaz. Bir şeyler içersin belki. Dizi izleyeceksin. Televizyonu açacaksın. Öbür türlü ne yapıyorsun? Yanına bir sehpa alayım ya bir komedin alayım. Çok klasik bir komedin. Baksana müthiş. Ama burada işte şey. Aa hoparlörü var. Ben de diyorum ne anlatıyorsun? Aa. O değil ki hikayesi. Burada tuşları var arkadaşlar. USB şarj girişleri var. Hani yatarken hep şarj sıkıntıdır yanında ya. Altı bazalı çekiyorsun çıkarıyorsun. Neyse konuyu çok dağıttık ya. Gel burada giyinme odasını gösterir sana. Yatak deyince hemen atladık. Burada da master bedroom'umuzun giyinme odası var. Banyoda şöyle bir detay var. Jacuzzi'li banyo. Aşırı güzel. Burası bir king suite gibi görünüyor şu an bana. Böyle yatağı güzel, banyosu ayrı güzel. Hem ayrı duş sistemi var hem de jacuzzi'si var. Bayağı keyifli bir ortam. Bu arada bu camlar açılıyor arkadaşlar. Şöyle havalandırma yapabiliyorsunuz. Siz aşağı katları gezin. Tamam ben buradayım alırsınız. Değil mi bak güneş. Teras dediğim budur. Direkt yeşil. Şu manzaraya baksana. Deniz. Burası ikinci terasımız. Altta bir tane teras gezmiştik yatak odasının önünde. Yani 3 tane yatak odasından terasa çıkıyoruz. Evi fark ettin mi Yiğit? Ay. Yaz, kış kullanabiliyorum her yeri. Her alan var. Yaz geldi, havuzu aç, havuza gir. Kış geldi, kapalı havuza gir, yüzmeye devam et. Terası kullan. Bu arada şu anda bulunduğumuz teras üstü de açılır kapanır arkadaşlar. Evet. Yağmur yağarsa kapat ve sohbetine devam et. Açıldı. Burada bile barbekü yapabilirsin şu manzarada. Full deniz, Marmara Denizi görünüyor. Yani. Çok hoşuma gittiği için konsantre olamıyorum. Evet. Az önce alt katta anlatmaya çalıştığım şeyi görüyorsun değil mi? Ne kesebilir benim önümü? Panoramik bu arada. Bu arada arkadaşlar bulunduğumuz bölge sadece 2 ve 3 katlı yapılardan oluşabiliyor. İmar izni olarak panoramik bir deniz manzarası var. Manzaram var. Aa burada ofis var. Oraya gezmedik ki daha. Evet. Sen hep sürpriz bak senin yalnız kalma sebebini buldum. Değil mi? Hep sürprizleri bozuyorsun. Ya çok şey analitik düşünüyorum evet. Bence. Bir sonraki adım, bir sonraki adım, bir sonraki adım. Önce bunu şimdi, şu an. Ve burada. Yiğit'cim sen kilo verdin. Spor
sporu mu bıraktın diyecektin, sen odaya girdin. Evet, fark ettin mi? Daha ilk girdiğinde söyledim ama sen duymadın. Böyle peki kötü mü olmuş? Verdi. Kötü olmamış. Fitliğim gitmiş mi yani? Fitliğin gitmemiş ama biraz böyle süzülmüş gibisin. Kötü mü yani? Kötü değil eğer süzülmüşsün. Form olarak bir tık küçülmüşsün gibi. Bir tık büyüteceğim buralarımı daha. Yaza doğru, şimdi yaz geldiği için. Sonra stabil kalacağım. Tamam, hazır bütün bu konulara gelmişken neredeyiz? Buranın önünde spor yapmamız yok mu? Ev sahibimizin, beyefendinin kendine ait ofisi, küçük bir kitchenette'i, kliması da var, ağırlık seti ve ağırlık çalıştığı bir makinesi var. Bu makinede bu arada her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben de hayalimde ileride böyle bir şey almak eve. Barfix çekebiliyorsunuz, sırt çalışabiliyorsunuz, bench çalışabiliyorsunuz, her şey var. Kaç tane çekebilirim? 1. Say meve çat. 2, 3, 4, 5. Yandan damarları çıktı görüyorum. Gidici gibiysen söyle, biz devam edelim çekime. Siz bitirin, geliyorum. 9. Peki ya. Mehmetcan beni al buradan kanka. Evet, kahvaltı etmeme rağmen çekerim. Gayet güzeldi. Arkadaşlar en alt kat kaldı. En alt katta görüşürüz. Arkadaşlar 60 saniyede bir kat gezilebilir mi? Bir sonraki servise yetişmek için. Şurada otopark var, tamam mı? Geldik, burada sauna buhar odası, evet efendim, çıkkızı var. Gördün bak, sauna buraya geliyorsun. Sauna buhar odası. Çıktık. Şurada bir tane banyo var. Ortak banyo. Yan taraf kedi odası. Şurada herkesin, Yiğit'cim, burada herkesin ihtiyacı olan dolaplar var. Hadi görüşürüz. Alıyorum. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Değişik bir şey yapalım dedik. Çünkü Burçin'in aklına böyle bir şey geldi. Buradan sonra çünkü müşteriye gitmesi gerekiyormuş. O işine devam ediyor. Biz lak lak yapmaya geldik. Onun zamanını çalıyoruz. Bu arada burada sauna var. Güzel bir jacuzzi var. Buradan da kapalı otoparktan direkt eve giriş var. Burası da böyle bir vesayelik bahçede. Görüşürüz. Ha. Şimdi Mavera villalarında 7+2 villamızı gezdik ve şu an satışa çıkartıyorlar. Bu arada da bizden sonra da buraya müşteri gelecekmiş. O yüzden bizi bir an önce postalama derdinde Burçin ve ev sahibi. Eğer bizi görürse müşteriler almazlar dedi. Bu tipler ne yapıyor dedi burada. Aşk doğru olsun. Hiç öyle bir şey söylemedik. Seni görmesinler ki mülkün fiyatı artmasın. Artmasın. Vallahi bugün gerçekten en iyi iltifatı aldım. Şimdi bugün bu evin fiyatı nedir? Liste fiyatını ne kadardan teklif verebiliriz yani? Şöyle Yiğit, ben pazarlık aşamasında böyle yürütmüyorum. Hı-hı. Dolayısıyla buranın bir fiyatı var. Teklif alabiliriz, değerlendiririz. Mülk sahibinin inisiyatifine kalır. Evet. İçerideki detayları gördün. Burasının en büyük bahçesi olduğunu konuştuk. Böyle bir mülk şu an 34 milyondan satışta. Satışta. Metrekare olarak net ve brüt olarak da ayırt edebilir miyiz onları? Tabii bir ki. 750 metrekarelik bir arsa üzerinde 500 net metrekareli villa. O zaman şöyle, 750 metrekarelik arsa payına da sahip oluyorum ben yani. Tapunuzda, mülkiyet tapunuzda bu yazıyor olacak. Güzel. İstanbul'da böyle bir villaya sahip olman bugün bedel 34 milyon tabii, teklif kabul ediyorlar. Burçin'le iletişime geçmeniz gerekiyor. Aynı zamanda da Burçin bu bölgenin, Alkent'in, Göl İstanbul villalarının lüks villa portföylerine çok çalışıyor. Kendisiyle iletişime geçebilir. Kendisiyle tanışabilirsiniz. Sizin ürünlerinizi kiraya verebilir veya satabilir. Ben onu 2 senedir tanıyorum. Bu işte gerçekten uzman ve çok samimi. Samimi olduğu için de insanlar onu tercih ediyor. Çok teşekkür ederim. Evet, çünkü günübirlik düşünmüyorsun. Biliyorsunuz emlak sektörü biraz karışık bir sektör. Burçin'in iletişim bilgilerini açıklama kısmına koyuyorum. Paylaşın. Instagram adresini, telefon koyayım mı? Koyalım. Okay. Öyle insanlar hemen akşam her şeye ulaşabilsinler. 6'dan sonra aramayın. Kendisinde özel bir hayatı var. 6'dan önce arayıp ev sorabilirsiniz. Bu evde almanızı önerebilirim. Bence güzel bir ev. İstanbul'un içine biraz uzak ama burada inanılmaz sanayi bölgeleri var. Belki burada fabrikan vardır. İstanbul'un içi artık burası. Taştı. Tarabya'da oturuyorum. Orada da aynı hikaye. İniyorum, yürüyorum, çıkıyorum, bir şey yiyorum, işe sanayi gidiyorum. Ya. Ama burada zaten arka tarafım sanayi bölgesi. Cadde E5'e çıkıyorum. 10 dakika sonra E5'teyim. İhtiyacım olan her şey burada var. Bu arada özel okul, devlet okul, her şey var burada. Hepsi. Üniversiteler de var. Aral, Aydın vesaire benim bildiğim. Hem İstanbul'un içinde hem de bir tık dışında ama her şeyin olduğu bir bölgedesiniz. Güzel villayı satın alıp hemen yerleşmeye başlayabilirsiniz. Yurt dışından izleyenler de oluyor bazen. Burçin'le görüşebilirsiniz. Burçin'cim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yiğit Portakal'dan gelenler olsun. Lütfen rica ediyorum, bir özel bir indirim yap ya, bir şeyler. Yiğit Portakal indirimi hep cepte. Y Portakal desinler. Özel indirim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Gel. Senede bir görüşürüz böyle. Seneye görüşürüz. Bir sene olmuş biz görüşene. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Burçin'i de takip etmeyi unutmayın Instagram'ın. Çünkü çok güzel evler paylaşıyor. İstanbul'da lüks villalar paylaşıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.